Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdina sıratal müstakim. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim ve le'd-dâllin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allaha ve melâiketehu yusallûne alen-nebî. Ya eyyühellezîne âmenû sallu aleyhi ve sellimû teslîmâ. Sallu ala Rasulina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Sallu ala şefii zunubina Muhammed. Ol menbe-i bâgı belâgat, ol mahsen-i fazl-ı saadet. Olan delibi gülüzar-ı fesahat, Muhammed Mustafa'ra salavat. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedinil fatihi lima uliqa, vel hatimi lima sabaka, nasiril hakkı bil hakkı vel hadi ila sıratikel müstakim, ve ala alihi hakka kadrihi ve miktarihil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve sâri'û ilâ mağfiretin min rabbikum ve cennetin arzuhes semâvâtu vel ardu u'iddet lil müttakîn. Ellezîne yunfikûne fisserrâi ve'd-darrâi vel kâzimînel gayze vel âfîne ani'n-nâs ve beşiril muhsinîn. Sadakallâhul azîm. Bugünkü konumuz 3 ayların 1. ayı olan Recep-i Şerif kapıda. Cuma günü Recep-i Şerif'in 1'i oluyor. Bu demek oluyor ki Recep-i Şerif'in girdiği hafta, ilk haftasının gecesi Regaib Kandili olmaktadır. Okumuş olduğum ayet-i kerimesinde Hazreti Allah Ali İmran suresi 133. ayet şöyle buyuruyor: Estaizu billah. Ve sari'u, siz koşuşunuz. Ey müminler, siz koşuşunuz. Yani müsara'a yapınız. Koşmakta, ibadette, Allah'a koşmakta yarışınız demektir. Hani bazıları der ki ben hani niye yarışayım ki, hayır hasenatımı yapacağım kadar yaparım der. Ama bu Allah'ın emridir. Yarışma yapınız. Ya bu gösteriş sayılmaz. Hani o 10 verdi, ben 15 vereyim, 20 vereyim gibi. Böyle hep yarışma halinde olunuz. Peki nereye koşuşunuz? İbadetlerinizle. Ya bu ibadetleriniz neye vesile olacaktır? İlâ mağfiretin, mağfirete, mağfiret olunmanıza koşunuz. O mağfiret de kimden? Min rabbikum, Rabbinizden. Yani Allah'tan bir, gelecek olan bir rahmete, mağfirete koşuşunuz ey kullarım. Daha nereye koşuşunuz? Ve cennetin, bir cennete koşuşunuz ki arduha, o cennetin genişliği nedir? Es-semavatu, semalardır. El ardu yani yeryüzüdür. Yeryüzü ve gökler genişliğinde olan bir cennete koşuşunuz. Öyle cennet ki o iddet lil müttakîn, kendisini Allah'a karşı gelmekten koruyanlar için bu cennet hazırlanmıştır. Sadakallahül azim. İşte bu cennet müttakilere hazırlanmıştır. Bu ayeti açıkladıktan sonra Kadı Beyzavi tefsirinde bu ayeti kerime üzerine yapılan açıklamaları özet olarak alalım. Şöyle ki, ayet-i kerimede geçen mağfiretine koşuşun emrinin ifade edilen daha açık manası şudur. Bunu Gazi Beyzavi tefsirinde böyle açıklamış. Yani bir nevi tefsir dersi de yapmış oluyoruz. Mağfiret edilmek sureti ile bağışlanmayı hak ettirecek şeylere koşuşunuz. Mağfiret edilmek suretiyle bağışlanmayı hak ettirecek şeylere koşuşunuz. A. İslam'a koşuşunuz. Yani bu tüm insanlara genel emirdir. Ey insanlar, gayrimüslimler, siz İslam'a koşuşunuz. Çünkü İslam, el-İslamü yecübbü mâ kablehu. İslam kendinden öncekileri gizler, kapatır, yani affettirir. Yani genel olarak insanlık için İslam'a koşuşunuz ey insanlar demek oluyor. Yani burada zaten ayeti kerimenin başında hani ya eyyühellezine amenu falan böyle bir tahsis yapılmamış. Cümle insanlığa olan bir ifadedir. İslam'a koşuşunuz. Peki Müslüman olduktan sonra B. Yapılan yanlış işlerden dönüp tevbe etmeye koşuşunuz. Birincisi İslam'a koşuşunuz. İslam'la şereflendikten sonra da amel ediyorsunuz ve hatalarınız olacak. Hatalarınızı yaptıktan sonra tevbe etmeye koşuşunuz anlamı çıkıyor. Tevbe ettik. Bu sefer ne yapıyoruz? Amele sarılıyoruz. Amel etmeye çalışıyoruz. Öyle huzur buluyoruz. Amel etmeyince içimiz rahat etmiyor. Öyle mi? O zaman samimi ve ihlaslı olmaya koşuşunuz demektir bu. Yani tüm insanlar için İslam'a koşuşunuz. Müslüman olmuş, hataları var veya eksik yaşıyor dinini, inancını. Bunlar için de günahlardan dönüp tevbe etmeye koşuşunuz. Üçüncüsü de tevbe edip yola geldikten sonra da amel edeceksiniz. Amelde ihlaslı olmaya, ihlas sahibi olmaya koşuşunuz anlamlarına gelmektedir. Evet, bu ayetin birinci kısmı. İkincisi, bu ayette ne demişti? Eni, yani arzuha ayınla, eni yer ve semalar kadar olan cennet. Bu da abartmalı bir şekilde cennetin genişliği açıklanmıştır. Bu manada İbn Abbas Hazretleri şöyle buyuruyorlar. 7 kat sema, 7 tabaka yer açılıp birbirine ulandıktan sonra elde edilen uzunluk neyse cennetin eni o kadardır. Yani 7 kat sema, bir de 7 kat yer açılıyor, birbirlerine ekleniyor. Bu ne kadar genişlik yapıyorsa cennetin de uzunluğu bu kadardır buyurmuşlar İbn Abbas Hazretleri. İbn Abbas Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem amcaoğludur. Abbas'ın oğludur. Resulullah'ın yanında yetişmiştir. Çocuk sahabidir. Ve onun için Resulullah Efendimiz Allah'ım buna Kur'an-ı Kerim'i anlamayı, Kur'an'ın tevilini öğret buyurmuşlar. Dua etmişler yani. Evet. 3. madde, bu da cennetin açıklaması. Bu ayeti kerimenin delaletine göre cennet yaratılmıştır. Bu alemin de dışındadır. Cennet, bazı ulema, bazı kişiler cennet daha yaratılmamıştır, ahirette yaratılacak diye iddia ederler. Ama Beydavi Hazretleri tefsirinde cennetin yaratıldığını ifade buyurmuşlar. Ve bu alemin de dışında olduğunu. Yani cennet yaratılmıştır, cehennem de vardır. Arş-ı alanın altındadırlar. İşte bu cennetin özelliği nedir? Bu cennet müttakiler için hazırlanmıştır. Şimdi ikinci bir tefsirimiz var. İkinci tefsir, Tübyan tefsiri. Tefsiri Tübyan. Tübyan da beyan etmek manasına gelir. Yani beyan eden tefsir demek, açıklayan. Bu tefsirde de cennet bir başka şekilde açıklanmıştır. Özet olarak şöyle ki, Yüce Rabbinizin bağışlanmasına sebep olacak yararlı ameller işlemeyi koşuşun. Yüce Rabbinizin bağışlamasına sebep olacak yararlı ameller işlemeye koşuşun. Eni, yerin ve semaların eni kadar olan cennete ilerleyin. İşte bu cennet müttakiler için hazırlanmıştır. Evet. Bu meclisin konusu olan bu Ali İmran suresinin 133. ayeti. 133. ayeti üzerinde biraz daha duralım. Daha geniş açıklamaları alalım. Ayet-i kerimenin başında geçen وَسَارِعُوا koşuşun, sari'u koşuşun lafzının okunuşu Medine-i Münevvere hafızlarının okuyuşuna göre V harfi olmadan sari'u şeklindedir. Diğerleri vav harfiyle okumuşlardır. Yani Arapça aslına göre Rabbinizin mağfiretine cümlesi içinde şöyle bir açıklama yapılmıştır. Bağışlanmayı gerektiren amelleri işlemek için yarışın. Bu manada İbn Abbas'ın şöyle bir açıklaması geçti. İslam'a koşuşun. Hemen demin de geçti, şey yaptık, açıkladık. Birincisi nedir? Tekrar edelim, İslam'a koşun. Bu tüm insanlar için geçerli. İkincisi, iman edip günahkarlar için geçerli. Tevbe etmeye koşun. İkrime ve Hazreti Ali bin Ebi Talib'in açıklamaları da şöyle anlatıldı. Allah onlardan razı olsun. Onlar da buyurdular ki, farz emirleri yerine getirmek için koşuşun. Ebu Ali'ye ise şu manaya geldiğini açıkladı. Hicret etmeye koşuşun. Dehhak ise şu manaya geldiğini söylediler. Cihada koşuşun. Evet, tabi'in müfessirlerinden Mukatil ise şu manaya geldiğini açıkladı. Yararlı amelleri işlemeye koşuşunuz. Enes bin Malik, biliyorsunuz, Resulullah Efendimizin yanında 10 sene hizmetinde bulundu. Çocuk sahabilerden ama çok şeyler kazandı. Ki sözüne itibar edilebilecek bir sahabi, yani Resulullah'ın yanında yetiştiği için. Bu sahabi de şöyle açıkladılar. Bu ayeti kerimede verilen emir namazın ilk tekbirine yetişmek içindir. Yani neymiş? Enes bin Malik'e göre siz kullarım diyor, namazın, hani cemaatle kılınırken namazın ilk tekbirine yetişmek için koşuşunuz buyuruyor Hazreti Allah. Yani koşuşunuz, şöyle bir küçük açıklama getirelim. namaz için koşmak zaten aslında mekruhtur. Buradan şu anlaşılır. Yani camiye erken gidin, ilk tekbire yetişin. Yani evden çıkıp da koşu koşu namazı gidin anlamına gelmez. Yani Müslümana yakışan hani vakur olması, vakar sahibi olmasıdır. Onun için buradaki anlamı yani camiye erken gidin, namazı bekleyin, ezanı bekleyin, ilk tekbire de bu şekilde yetişmiş olursunuz demektir. Bunu da böyle söylemiş olalım. Yani farzlar var, vacipler var değil mi? Sünnetler var, müstahaplar var, bir de edepler var. İşte bu vakar sahibi olmak edebe giriyor. Yani edep deyip de küçümsememek lazım. Evet. Burada cennetin eninin yani genişliğinin yer ve semalar kadar olduğu bildirilmektedir. Aynı mana Hadid suresinin 21. ayetinde daha şöyle yani 21. ayetinde dahi şöyle gelmiştir. Bir cennete ki eni yer ile sema eni gibidir. Yani en genişlik anlamında. Bu ayet-i kerimede özellikle cennetin genişliği üzerinde durulmasının sebebi şöyle olabilir. Çoğunlukla bir şeyin uzunluğu eninden daha çoktur. Bu manadan bakılınca Yüce Allah bize şöyle buyurmaktadır. Onun eni böyle olduğuna göre artık uzunluğunun nasıl olacağını siz düşünün. Bu ayet-i kerimenin açıklamasında İmam-ı Zühri şöyle dedi. Cennetin eni böyle anlatılmıştır. Onun uzunluğunu ise ancak Allah bilir. Evet. Resulullah Efendimiz hakkında hadis-i şerif okumanın faziletini bildiren bir küçük bir ifade var. Bir bize rivayet var. Onu da şöyle Arapça aslından okuyalım. An Abdurrahman bin Avf, Abdurrahman bin Avf'tan rivayet edildi. An Nebi aleyhisselam, Abdurrahman radıyallahu anh da Resulullah'tan bildiriyor. Ennehu kal, buyurdular ki, Ce'eni Cibril ya da Cebrail, bana Cebrail geldi. Ve kâle dedi ki, ya Muhammed, la yusalli aleyke ahadun, sana birisi bir salavat okumaya görsün. Yani kim ki sana bir salavat okursa anlamında, usalli aleyhi ya da evet salla aleyhi salla aleyhi 70,000 melekin. O kişiye, sana bir salavat okuyan o kişiye 70,000 melek salat okur. 70,000 tane melek 70,000 70,000 oluyor. 70 elf de 1000. Bu kadar melek ona diyor aynı anda salat okur. Yani bir kişi Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed ve ala ali Muhammed. Tabi alini ehl-i beytinde ihmal etmemek lazım. Bir kere böyle dese ona 70,000 tane melek hazır olur. Aynı anda onun için Allah'tan rahmet dilerler. Çünkü meleklerin o kişi için salat okumaları nedir? O kişi için rahmet dilemelerdir. Allah salat kelimesini şöyle açıkladılar bize. Allah salat ettiği zaman Allah'ın salatı onun rahmetidir. Resulullah birisine salat ederse, okursa, yani salat ederse, o Resulullah'ın şefaatidir. Meleklerin bir kişiye salavat etmeleri, onun için istiğfar etmeleridir. Aynı şekilde müminin salavat okumasına karşılık Allah rahmet eder, Resulullah şefaat eder. Melekler de buradaki ifadeye göre 70 bin melek de o kişi için istiğfar ederler. Ve devam ediyor. Ve men sallet aleyhil melaiketü, her kim ki ona melekler, melaiketü demiş, yani meleklerin çoğu melaike, melekler ki bir kişiye salat ederse kâne, o kişi olur. Ne olur? Min ehlil cenneti, cennet ehlinden olur buyurmaktadır. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Evet. Tabi konular geniş ama biz Recep ayını niyet ettiğimiz için Recep ayından bazı kısımları okuyalım. Allah kendisine salat ve selam eylesin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina Muhammed. Resulullah Efendimizin şöyle buyurduğu anlatılmıştır. Bir kimse Recep ayından bir geceyi ihya ederse, kalplerin öldüğü gün onun kalbi ölmez. Evet. Ne demiş? Men ahya, kim ki ihya ederse şeyinde, hadis-i şerifin aslından okuyorum. Kim ki ihya ederse, neyi ihya ederse, evvele leyletin min Recep'e, Recep'ten birinci geceyi ihya ederse. Nedir Recep'ten birinci gece? Birinci gece Recep'in gireceği gün, yani Cuma günü Recep 1 olduğuna göre Perşembe akşamı nedir? Hem Recep'in birinci gecesidir, hem de bu takvime göre Regaib Kandilidir. Peki ne olur bir kişi Recep'ten birinci geceyi ihya ederse, yani geceyi ihya ederse derken ibadet ve taatla kendi ruhunu ihya ederse. Çünkü ruh ibadetle ve taatla sevinir, neşelenir, rahatlar. Lem yemut, ölmez. Ne ölmez? Kalbühü. O birinci geceyi ihya edenin kalbi ölmez. Ne zaman ölmez? İzâ mâtetil kulûbu, kalplerin öldüğü zaman. Ve sabballahu, Allah saçar, yağdırır. Neyi? El hayra, iyilikleri yağdırır. Nereden yağdırır? Min fevki ra'sihi, başının üzerinden. Sabben, yani gerçekten öyle böyle değil, yağdırmakla yağdırır demek. Yani küçümsenmeyecek derecede yağdırır rahmetini, hayrını. Ve haraca, o kişi çıkar. Neden? Min zünûbihi, günahlarından o kişi çıkar, yani kurtulur. Günahları affolur. Ne gibi çıkar? Keyevmin, bir gün gibi ki veledethu ummuhu, annesi onu doğurdu. Yani annesinin doğurduğu günkü gibi tertemiz olarak, günahlarından kurtulmuş olarak diyor, çıkar. Ve yeşfe'u, o kişi şefaat eder. Kim için? لِسَبْعِينَ elfen min ehlil hataya, hata ehlinden 70.000 kişi için şefaatçi olur buyurmaktadır. Peki nasıl hata ehli bunlar? قَدْ اِسْتَوْجَبُوا النَّارُ, yani ateşin, قَدْ اِسْتَوْجَبَ النَّارُ, ateşin kendilerine vacip olduğu ehli hata için 70.000 kişiye şefaat eder buyurmaktadır. Evet. Recep ayından ilk geceyi değerlendirmek. Yani bu sefer önümüzdeki Regaib Kandili hem Recep-i Şerif'in ilk gecesi oluyor hem de ilk Cuma gecesi oluyor. Bir taşla iki kuş vurmuş oluyoruz inşallah. Allah değerlendirmeyi, ihya etmeyi nasip müyesser buyursun. Evet. Allah kendisine salat ve selam eylesin. Resulullah Efendimizin şöyle buyurduğu anlatılmıştır. Recep ayı Allah'ın asam ayıdır. Asam, yani summün, asam, yani sağır demek Arapça. Buna göre bir kimse Recep ayında bir gün imanla sevabını Allah'tan umarak oruç tutarsa Allah'ın en büyük rızasına nail olmaya hak kazanır. Evet. İkinci paragrafımız. Bir kimse Recep ayında 2 gün oruç tutarsa Allah katında onun için hazırlananları anlatıp bitiremez. Ne yer ehli ne de gök ehli onları anlatıp bitirebilir. Bu derece sevap kazanır. Bu derece mükafatlanır. Bu 2 gün oruç tutanlara. 3 gün oruç tutanlar için ne var? Bir kimse 3 gün oruç tutarsa dünya belasından, ahiret azabından, delirmekten, cüzzam illetine tutulmaktan, alaca illetine tutulmaktan ve Deccal'ın fitnesinden kurtulmuş olur. Bir kimse 7 gün oruç tutarsa Recep ayında ona cehennem kapıları kapanır. Bir kimse 8 gün oruç tutarsa onun için cennet kapıları açılır. Bir kimse 10 gün oruç tutarsa Yüce Allah'tan ne dilerse o dileği yerine gelir. Tabi böyle artıyor. Recep ayında bir kimse 15 gün oruç tutarsa Allah onun geçmişte işlediği günahlarını bağışlar. Ayrıca kötülüklerini iyiliğe dönüştürür. Bu da büyük bir devlet. Yani günahlarını bağışlıyor ve günahları miktarı kendisine sevap veriyor. Bu ameli yaptıktan sonra tabii. Bedava değil. Recep ayında son olarak bir kimse orucunu gün gün artırırsa Allah da onun mükafatını artırır. Evet. Resulullah Efendimiz şöyle buyurdular. Miraç gecesi bir ırmak gördüm ki suyu baldan tatlı, kardan daha soğuk, miskten daha güzel kokulu idi. Bunu da aslından okuyorum. Ayrıca bu okuduğum hadis-i şerifler Dürretül Vaizinden. Evet. Kâle Resulullah ra'eytu leyletel mi'raç, Miraç gecesi gördüm. Neyi gördüm? Nehran. Bir nehir gördüm ki Mâ'uhu ahla minel asel. Onun suyu baldan çok daha tatlıydı. Ve abrad minel felç. Efendim, kardan da daha soğuk idi. Kardan çok soğuk idi. Ve adyabu minel miski. Miskten de çok daha güzel kokuyordu. Hani misk kokusu var. Moşus kokusu. Ondan da güzel kokuyordu. Fekultu li Cibril aleyhisselam limen haza. Cebrail'e sordum aleyhisselama. Bu su, bu nehir kimin içindir? Ya Cebrail dedim. Kale, dedi ki limen salla aleyke fi Recep. Bu nehir, bu güzel tatlı, baldan tatlı, kardan soğuk, miskten daha güzel kokulu olan bu nehir sana Recep-i Şerif'te salat ve selam okuyanlar içindir buyurdu Cebrail aleyhisselam. Mukatil bin Süleyman yine müfessirlerden dediğimiz gibi şöyle tefsirinde anlatıyor. Kaf Dağı'nın ardında toprağı bembeyaz bir yer vardır. Onun beyazlığı gümüş gibidir. Onun genişliği ise 7 dünya kadardır. Orası meleklerle doludur. Üstten iğne atılsa onların üzerine düşer. O meleklerden her birinin elinde ise bir sancak vardır ki üzerinde şu tevhid cümlesi yazılıdır. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Bunlar Recep ayının her cuma gecesi Kaf Dağı'nın çevresinde toplanırlar. Muhammed ümmetinin selameti için dua ederler. Şöyle derler. Rabbimiz Muhammed ümmetine merhamet eyle. Onlara azap etme derler. Evet. Yani Resulullah Efendimiz rahmeten lil alemin tüm canlılar ümmeti Muhammed için ne yapıyor? Orada yani fırsatını buldukça dua ediyor. Ne diyor? Rabbena erham ümmete Muhammedin ve la tuazzibhum. Allah'ım Rabbimiz ümmeti Muhammed'e merhamet et. Rahmetinde muamele buyur. Onlara azap etme derler. Evet, bu ta sabaha kadar böyle ümmeti Muhammed için yalvarır yakarır, bağışlanmalarını dilerler. Sonra devam ediyor tabi. Feyekulullahu Teala, Hazreti Allah buyurur. Bu yalvarmalar, yakarmalardan sonra ya melaiketi, ey meleklerim, ve izzeti ve celali, izzetime ve celalime yemin ediyorum ki, değil mi? Vav, yemin vavı bu. İzzetime ve celalime yemin ediyorum ki kad gafertu lehum, ben muhakkak ki o ümmeti Muhammed'i mağfiret ettim buyurur. Evet, Recep isminde 3 harf vardır malumunuz. Birincisi R harfidir. Ya da üstünde okuyunca Recep derken Ra harfidir. Ra harfi rahmetullah'a delalet eder. Yani rahmetin R'sı. İkincisi Cim harfidir. Cim harfi de kulun cürmüne delalet eder. B harfi de Allah'ın birrine, yani birine, yani bir sayı olarak bir değil de birrine, iyiliğine delalet eder. Recep ayı tabi vakti dolduktan sonra semaya çıkıyor. Hazreti Allah ona soruyor. Ey benim Recep ayım, kullarım seni sevdiler mi? Sana tazim ettiler mi? Recep ayı susar. Hani esam ya demiştik ya, asam. Yani esam susa, konuşamayan demek. Konuşamayan. Hani summun bükmün umyun ayet-i kerimesinde var ya, hani görmedim, duymadım. Hani yani şey var, hani biri ağzını kapatıyor, biri kulaklarını, biri gözlerini, onun gibi. Recep ayı diyor, burada susar diyor, konuşmaz. İkinci defa sorar. Recep ayı şöyle der: Allah'ım sen ayıpları örtensin, halkına da emrettin ki başkalarının ayıplarını örteler. Bana da Resulün Esam yani duymaz ismini verdi. Yani konuşmaz değil de duymaz. Tabi duymayınca da insan konuşamıyor değil mi? İsmini verdi. Ben de onların taatlarını duydum ama masiyetlerini hiç duymadım. Bana Esam isminin verilmesi de bu yüzdendir. Daha sonra Yüce Allah şöyle buyurur: Sen benim ayımsın, asam halin ile de ayıplısın, kulların da ayıplılar. Senin hürmetine onları ayıpları ile kabul ettim, tıpkı seni de ayıbınla kabul ettiğim gibi. Onları sen de bir pişmanlık duymaları ile bağışlarım, sen de işledikleri masiyetlere onlara yazmam diye buyurur Hazreti Allah. Evet. Tabi Kudüs'te, Beyt-i Makdis'te bir zamanlar taatında, ibadetinde bir kadın vardı. Recep ayı geldiği zaman her gün 12 kere İhlas suresini okurdu. Bunu Recep ayının tazim için yapardı. İpekli atlas elbisesini çıkarır, palaz giyinirdi. Recep ayında bir gün hastalandı. Oğluna şöyle vasiyet etti: Beni bu ayda giydiğim palaz ile kefenleyip göm. Ne var ki oğlu bu vasiyeti tutmadı. Değerli üstün bir kumaşla kefenledi. Bunu da insanlara gösteriş için yaptı. Sonra annesini rüyada gördü. Annesi kendisine şöyle dedi: Yavrucuğum, neden vasiyetimi tutmadın? Bunun için ben senden hoşnut değilim. Çocuk bağırarak uykudan uyandı. Hemen anasının kabrini açtı ama onu kabrinde bulamadı. Şaşırdı, çok ağladı. Gizliden bir ses duydu. Kendisine şöyle deniyordu: Sen bilmiyor musun ki bizim Recep ayımıza tazim edeni biz kabrinde yalnız bırakmayız. Bu hikayede tabi Sübdetül Vaizin aslı bir eserden, Sübdetül Vaizin eserinden alınmıştır. Cenab-ı Hak Recep ayımızı güzel değerlendirmeyi nasip etsin. Gündüzleri orucuyla, geceleri namazıyla affolunanlar zümresine ilhak eylesin. Ashab-ı kiramdan Sevban radıyallahu anh hazretleri, yani Ashab-ı kiramın meşhurlarından, şöyle buyurdu: Resulullah ile beraber gidiyorduk sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kabiristandan geçtik, bir kabre uğradık. Resulullah o kabrin başında durdu, çokça ağladı. Daha sonra Allah'a dua etti. Sordum, neden ağladın ya Resulallah? Şöyle buyurdu: Ey Sevban, bunlar kabirlerinde azap görüyorlar. Dua ettim, Allah onların azaplarını hafifletti. İlaveten, ey Sevban, eğer bunlar Recep ayında bir gün oruç tutsalardı, Recep ayında bir gece uyumasalardı, kabirlerinde bu şekilde azaba uğramazlardı. Dedim ki, ya Resulallah, Recep ayında bir gün oruç tutmak, bir gece kalkıp namaz kılmak kabir azabını engeller mi? Resulullah bunun üzerine Ya Sevban, beni hak peygamber olarak gönderen Allah adına yemin ederim ki bir Müslüman kadın veya bir Müslüman erkek Recep ayında bir gün oruç tutar, bir gece namazı kılar ise, ama tabi Allah rızası için olacak, Allah onun için bir yıllık ibadet sevabı yazar. Hem de geceleri namaz kılmış, gündüzleri de oruç tutmuş gibi buyurdular. Recep-i Şerif'in değeri. Muhterem dinleyenlerim, tabi Recep ve Şaban ayında oruç tutmak müstehaptır. Yani sünnet-i Resulullah'tır. Ama Recep ayına has bir namaz olduğu tespit edilmemiştir diye bir ifade geçiyor bazı kitaplarda. Her ne kadar böyle olsa bile, yani Evliyaullah Regaib Kandilindeki namazı ve hacet namazlarını tavsiye etmişler. Biz her hacetimiz için hacet namazı kıldık demişlerdir. Onun için yani bu bid'at diyenler, o kadar çok bid'atlar var ki gitsin onlarla uğraşsınlar. Müslümanların ibadetleriyle uğraşmasınlar. Bazıları da diyor ki nafile kılacağına kaza namazı kıl diyor. Kaza namazını biriktirip sırf o geceye mi bıraktın? Başka günler kıldı kaza namazını. Başka günlerde kıl. Yani 5 tane kandil var. 10-20 senelik kaza namazını 5 güne mi sığdırıyorsun senede? Bir düşün. Kaza namazını her gün kılabilirsin istediğin zaman. Her namazın arkasına o vaktin kaza namazını ekleyebilirsin. Veya öncesinden de kılabilirsin. Ama mübarek geceleri değerlendirmek isteyenlere mani oluyorlar. Bu doğru değildir. Allah akıl fikir versin. Ben şahsen herkese tavsiye ederim. Allah rızası için kandil gecelerinde namaz veya Recep-i Şerif namazı var. Recep-i Şerif namazı ilk 10 gününde kılınan, ilk ikinci 10 gününde, yani 20'si ile 10'u ile 20'si arasında, 3. 10 gününde 20'si ile 29'u veya 30 arasında böyle 10'ar rekat namaz var. Her rekatında bir Fatiha, 3 Uliyayül Kafirun, 3 Kulhuvallahu Ahad böyle okunarak bu namaz kılınır. Bu namazı kılanların kalbi ölmez. Hidayet bulurlar Allah'ın izniyle. Onun için elimizden geldiğince bu müşerref olacağımız Recep-i Şerif ayı olsun, Şaban-ı Şerif olsun, hele hele Ramazan-ı Şerif olsun, bunlara iyi hazırlanmak gerekir. Recep-i Şerif'i değerlendiren Şaban-ı Şerif'i daha iyi değerlendirir. Şaban-ı Şerif'i değerlendiren Ramazan-ı Şerif'e hazırlı olur ve azami derecede istifade etmek nasip olur. Hani Recep, Şaban deyip de ben Ramazan'da başlayacağım diye hazırlanmadan Ramazan'da yani oruç var, teravih var, kendini aniden soğuk suya atmış gibi böyle ibadete başlayanlar zorlanabilirler. Belki de istifade edemezler. Onun için Ramazan, yani en geç Recep ayında başlamak gerekir. Recep ayında hatalardan, Recep ayını fırsat bilip hatalara tevbe etmek, tevbe istiğfar etmek gerekir. Temiz bir şekilde girmek gerekir. Çünkü kalbimizi ne kadar günahlardan, putlardan temizlersek o kadar kalbimiz temiz olur, o kadar maneviyat, feyiz dolar, o kadar sevinç dolar, maneviyat dolar. Huzur buluruz, aradaki farkı hissederiz. Güzel bir, neşeli bir zamanlarımız, anlarımız olur. Cenab-ı Hak istifade etmeyi nasip ve müyesser buyursun. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin Elhamdülillahi Rabbil âlemin.